O kılıç kınına girdi, insanlar kendini nasıl kandırdı? Biz artık savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz her yerde diye kendini kandırdı. Barışı sen tesis etmezsen işte böyle tesis oluyor. Yani biz şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulunduk, Akdeniz'de arıyoruz. Fransa gelmiş bize niye kendi sularınızda şey arıyorsunuz diyor. Yani bu duruma bakar mısınız? Sana ne arkadaş? Ama bu yeni bir şey değil ki. 80 sene önce bunlara topu geldi Çanakkale'de. Öyle değil mi? Ne işini vardı Çanakkale'de bunların ya? Hani barış istemiyor muydunuz siz? Barış olmalı lazım demiyor muydunuz? Sizin bütün hepiniz toplam Çanakkale'de ne yapıyordunuz ya? Ya yaptıkları o. Zayıflat, yut. Zayıflat, yut. İşte Müslümanlar da akıllı davranmazlarsa onların hatalarına, oyunlarına düşüyor. Bela her yeri sarıyor, sardı da zaten. Görünen üzere işte virüsler, şunlar, bunlar daha da betere gidecek gibi gözüküyor. Daha da başkaları da çıkabilir yani, böyle de bitmez. Herhalde öyle olacak ki Mehdi Aleyhisselam'a kadar böyle de devam edebilir yani. Ama yine de Allah ehli, Allah'a itimadı tam, tevekkülü tam insanlar. Rablerine tevekkül ediyorlar, Allah da onlara mutluluğu, huzuru kalplerine bahşediyor yani Celle Celaluhu. Atlatıyoruz elhamdülillah. Atlatıyoruz. Yine de mutlu olmayı bulabiliyoruz. Eğer Allah'a kalbimizi dönersek, Rabbimize dönersek, Evliyaullah'tan ayrılmazsak yine kalplere huzur ve neşe Allah gönderiyor. Sübhane ve Teala. Böyle sıkıntılı bir dönemde de yapmamız gereken nedir? Resul-i Ekrem'e sarılmak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün yine işte böyle bir sıkıntılı anımızda bir rüya gördük. Onu da işte anlatıyorum ki sıkıntılı anlarımızda sarılmamız gereken noktayı iyi idrak edelim diye. Bismillahirrahmanirrahim. Yine böyle bir yer, Şeyh Mehmet Efendimizle beraberiz. Bir hediye geliyor. Ortada büyük bir masa var. Masanın üzerinde harika bir sandık. Şeyh Efendi de aynı böyle üst kat var. Üst katta Şeyh Efendi. Biz de yanındayız. Bu rüyayı yalnız çok sıkıntılı olduğum bir anda Mevla gösterdi Celle Celaluhu. Şeyh Efendimiz dedi ki git geleni bir aç bakalım ne varmış içinde gibisinden. Git sen aç dedi bana. Geldim aşağıya. Bir süslü sandık. Allah Allah ben de merak ediyorum. Ne var içinde acaba? Öyle bir süslemişler. Öyle yani içinde müthiş derecede kıymetli bir şey. O da bir evliyalar grubundan geliyormuş bize. Artık 40'lardan mı 7'lerden mi ne? Şeyh Efendi Hazretleri yukarıda bana git aç diyor. Gidiyorum bir açıyorum içerisinde böyle çok büyük bir şey bekliyorum ve bir bakıyorum. Kaside-i Burde'den iki tane beyt yazıyor içinde. Beytleri rüyamda tabii okudum ama uyandıktan sonra sadece şurasını hatırlıyorum. Şeyh Mehmet Efendimiz'e şöyle diyorum. Efendim bu beytlerin ikinci mısraları illa ile başlıyor. İlla olduğuna göre diyorum bunların başında la olmalı. Arabiye kalilerine göre yani. İlla geldiğine göre başında la olmalı. Birinci beytlerde la olmalı diyorum yani. Şeyh Efendi Hazretleri ya sen nasıl dervişsin orada la olur mu diyor Şeyh Efendi Hazretleri. Sonra ben açıyorum bakıyorum bir değil iki tane la var. Tabii fakat Şeyh Efendi nasıl dervişsin deyince ben kendi kendime diyorum ki Şeyh Efendi öyle dedi söyledir arkadaş. La yok dediyse yoktur. Fakat açıyorum bakıyorum diyor bir değil iki la var diyor. Rüyamda. Sonra açtım Kaside-i Burde'yi. Kaside-i Burde'nin 100 kadar bir beyt o yanlış hatırlamıyorsam. Sadece iki beytinde ikinci satırlar illa ile başlıyor. O ikinci satırda illa ile başlayanların birisinin başında la var, birisinin başında ma var. Bir dervişti de bunun şeyini yaptık, mutalasını yaptık. Birinci beyti kastediyordur Şeyh Efendi. La yok dedi ya sana. O da güzel bir tefsir yani. O beytler de şu beytler. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sâmeni dehru dayman ve stecertu bihi illa ve niltu civaran minhu lem yudam ediyor. İmam Buzeri Hazretleri. Asrın sıkıntıları bana hiçbir şey yapamadı diyor. İlla vaniltu civaran. Ben Resul-i Ekrem'e bir muhabbeti aşkı kalbime düştü. Onun komşuluğunu edindim.
Oradan da hiç ayrılmadım. Asrın sıkıntılarını, hiçbir sıkıntısını çek, hiçbir zorluğunu çekmedim diyor. İlla vaniltu civaran min. Resul-i Ekrem'e komşuluk, yakınlık elde ettim diyor. Bu kalbimdeki aşkıyla yani. Velel tamastu gine dâleyni min yedihi. Ben o ulu peygamberden, o Allah'ın Habibinden, burası çok önemli, ne dünya ne ahiret zenginliği istemedim. İlla stalamtun ne da min hayri müstelemin. Ondan sadece bir hediye istedim ki o hediye verenlerin en hayırlısıdır. O hediye de onun muhabbeti yani. Ona yakınlık. Onun lütfedeceği şey. Velhasıl yani buradan anladık ki demek ki şu asrın sıkıntısında aşk-ı Muhammedi ile yanmamız lazım. Efendimizin aşkıyla sallallahu aleyhi ve sellem. O aşk kalbimize düştüğü zaman hiçbir sıkıntıyı hissetmeyeceğiz. Esip geçecek yani. Resul-i Ekrem'le beraber olanlara asrın sıkıntıları hiçbir şey yapmaz. Efendimizin aşkı kalbe dolduğu zaman hiçbir sıkıntı bize bir zarar veremez Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Onun için Efendimiz'e salavat getirelim. Onun hadisi şerifini, hayatını öğrenelim. Onu anlatan kasideleri dinleyelim. Bu sıkıntıları da böyle bertaraf edelim. Gitsin. Mevlana Cadrumi Hazretleri'nin buyurduğu gibi Hudid dünya ve ma fiha. Alın dünya, dünyada ne olanlar hepsi sizin olsun. El aşku yekfina. Aşk bize yeter diyor. Aşk bize yeter. Alın dünya, dünyada neler var hepsi sizin olsun. Bizim aşkta ne cennetlerimiz var, ne şehirlerimiz var, ne çarşılarımız, pazarlarımız var. Aşk meydanında yani. Bu dünyanın çarşıları, bahçeleri, şehirleri sizin olsun diyor mübarek. Onun için aşk-ı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kalbimizde olsun. Gerisi hallolur Allah'ın izniyle Celle Celaluhu.